Suyu sert, insanı mert diyarın sesi, soluğu, uzakları yakın eden site, siristat.com, Bozkır'ın sesi. Benim ve değerli misafirler, okulumuzun 2012-2013 eğitim öğretim yılı mezuniyetine hoş geldiniz. Programımızı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, açılış konuşması, halk oyunları gösterisi, okul birincisinin şeref kütüğünün ismini çakması ve konuşması, belge takdimi, kep töreni, yemek, müzik ve eğlence. Hepinizi Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve ebediyete intikal etmiş aziz şehitlerimiz anısına, bir dakikalık saygı duruşuna, akabinde de İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Müftüm, protokolün değerli üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul yöneticisi arkadaşlarım, öğretmen arkadaşlarım, değerli veliler, sevgili öğrenciler ve kıymetli misafirler. İlk mezunlarını 1999 yılında veren okulumuzun 15. dönem mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. Sayın Kaymakamım, kıymetli misafirler, eğitime 1992 yılında kurucu müdürümüz Hasan İşler'in yönetiminde Devriş Mustafa Öztunç İlkokulu Bodrum katında 73 öğrencisiyle başlayan okulumuz, bugün artık 215 öğrencisiyle modern binasında eğitim öğretim faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. Tarihi başarılarla dolu olan okulumuzun geçen sene üniversite öğrenci yerleştirme başarısı %70'tir. Mezun ettiğimiz 40 öğrenciden 28 tanesini lisans programına yerleştirdik. Bugün 19'u fen bilimleri, 27'si Türkçe matematik alanı olmak üzere toplam 46 tane pırıl pırıl gencimizi ülkemizin geleceğine armağan ediyoruz. Başarıyı, inancı, alın terini, özveri ve güveni ilke edinen Bozkır Anadolu Sesi bölgesinde her zaman lider bir eğitim kurumu olmaya devam edecektir. Sayın Kaymakamım, kıymetli misafirler, eğitim bir süreç işidir. Bu süreç bazen bir dönem, bazen bir yıl olabildiği gibi bugün mezun olan öğrencilerimiz için 4 yıllık bir zaman dilimi olduğunu hep beraber görüyoruz. Sevgili öğrenciler, okulumuzda 4 yıllık bir süreçte acısıyla, tatlısıyla çok güzel günler geçirdiniz. Ancak bugün okulumuza veda etme zamanı geldi. Yüzlerinizde mezuniyet mutluluğu görünse de ayrılık hüzünü yok değil. Ancak hayatta her bitişler yeni başlangıçların habercisidir. Sizleri 4 yıl boyunca seçtiğiniz alanlarda akademik bilgilerle donattık. Artık ülkemizin en iyi üniversite ve bölümlerinde okuyacaksınız. İnanıyorum ki sizler yalnızca akademik başarılar değil, erdemleriyle, yetenekleriyle bir bütün olarak okulumuzu, Bozkır'ımızı gittiğiniz üniversitelerde en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Ülkemiz sizin gayret, azim ve başarınızla çağdaş uygarlık çizgisini sürdürecek, dahası onu da aşacaktır. En içten duygularımla başarı yolunuz açık olmasını diliyorum. Saygıdeğer veliler, sizler fedakarlığın en güzel temsilcilerisiniz. Çocuklarınıza yalnızca bu 4 yıllık eğitim sürecinde değil, onlar daha dünyaya gelmeden fedakarlık yapmaya başladınız. Yemediniz, içmediniz, belki de sofradan aç kalktınız yavrunuz doysun diye. İşte onlar bugün yetişkin bir birey oldu. Artık üniversiteye gidecekler. Onlarla ne kadar kurucuysanız azdır. Bugün davetimize icap edip uzaktan ve yakından gelerek bu mutlu günümüzü onurlandıran, bizimle bu mutluluğu paylaşan başta Kaymakamımız Mustafa Koç Beyefendi'ye, katkılarından ötürü Belediye Başkanımız Mustafa Uyar'a ve siz değerli misafirlerimize
saygılarımı sunuyorum. Şimdi okulumuzun kurucu müdürü Hasan Bey'in telgrafını okuyacağım. 30 yıllık meslek hayatımın 20 yılını geçirdiğim, mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum Bozkır Anadolu Lisesi'nin 2012-2013 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenine rahatsızlığım sebebiyle katılamayacağım. Son sınıf öğrencilerimizin mezuniyetini tebrik ediyor, tüm öğrencilerimize üniversite sınavlarında ve hayatlarında başarılar diliyorum. Okulumuzun tüm çalışanlarımıza selam ve sevgiyle. Konuşmasını yapmak üzere kaymakamımız Sayın Mustafa Koç'u sahneye davet ediyoruz. Çok kıymetli belediye başkanlarım ve kıymetli çalışma arkadaşlarım, değerli öğrenci velilerimiz, eğitim camiamızın çok kıymetli neferleri ve sevgili öğrencilerimiz. Ben konuşmama başlamadan önce hepinizi saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Acısıyla, tatlısıyla, üzüntüsüyle, sevinciyle bir eğitim öğretim dönemini daha kazasız belasız bitirmenin, sizleri mezun etmenin bugün Anadolu Lisesi olarak diğer okullarımızda da ilçemiz olarak, ilçe milli eğitim olarak sevincini, gururunu yaşıyoruz. Ben bu vesileyle birkaç hususu belirtmek istiyorum sevgili öğrencilerimize nasihat ve diğer hem öğrenci velilerimize hem de öğretmen arkadaşlarımıza birkaç mesaj olması açısından daha önce müteaddit defalar tekrar ettiğim birkaç hususu özellikle belirtmeyi kendime borç biliyorum. Şimdi biz, az önce müdürümüz de söyledi, daha önceki eğitimle ilgili yaptığımız toplantılarda da hep başarımızı akademik başarıyla ölçüyoruz. Ama şunu da ifade etmek istiyorum ki bizim için akademik başarı illaki önemli. Bunun sağlanması lazım, elde edilmesi lazım. Çocuklarımızın iyi üniversitelerde okuması lazım ama hepsinden önemlisi çocuklarımızın adam gibi adam olması lazım. Onları adam gibi yetiştirmek için hepimizin de el birliğiyle gayret etmesi lazım. İster akademik başarı olsun, isterse demin söylediğim milli değerlerimizle, maneviyatımızla çelişmeyecek, onları özümsemiş, onları benimsemiş birer neferler yetiştirmek hepimizin boynunun borcudur. Bu konuda hepimize çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Zaten eğitim olgusunu ben her konuşmamda ifade ediyorum. Bir başarı elde etmek istiyorsak üç unsurun hep beraber bir amaçta birleşmesi lazım. Bunlar biz diye hitap ediyorum. Öğretmenlerimiz, okullarımız, altyapımız, yani öğrencilere sunduğumuz eğitimin daha kaliteli olması için personel kadrosuyla, altyapısıyla beraber eğitim kurumlarımız. İkincisi öğrencilerimiz, üçüncüsü de belki de en önemlisi de öğrenci velilerimiz. Ya burada şunu da ifade etmek istiyorum, mutluluğumu da dile getirmek istiyorum. Öğrenci velilerimiz zaten bugün gösterdikleri ilgi ve alakayla bunu sağladıklarını gösteriyorlar. Demin söylediğim üçlü sacaya ortak bir amaçla birleşirse, herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse biz gerek akademik başarı konusunda gerekse iyi adam yetiştirme konusunda başaracağımızı ümit ediyorum. Öğretmen arkadaşlarıma bir şey ifade etmek istiyorum, bir şey söylemek istiyorum. Hepimiz devlet memuruyuz. Hepimizin görevleri kanunlarda, mevzuatta var ama öğretmenlik biraz da gönül işi. Gönüllülük işi. Fedakarlık gerektiren bir iş. Yani yarın bu öğrenciler iyi insanlar olacaksa, iyi bir yerlere gelecekse bunlar sizin eseriniz olacaktır. Sizin verdiğiniz ekstra çabanın eseri olacaktır. Ben bunu kendi hayatımda yaşadım. Ortaokula kadar bir köy ortaokulunda okudum ben. Köy ortaokulundan mezun oldum. Birkaç tane öğretmenim sayesinde sınavlar nedir bilmezken onların yönlendirmesiyle yatılı okul sınavlarına girdik. Yatılı okul kazandık.
Oradan da Allah nasip etti, üniversiteyi kazandık. Hem de Sağlık Meslek Lisesi mezunuyum. Sağlık Meslek Lisesi'nden Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne kazandım. Allah da nasip etti. Kaymakamlık gibi bu ülkenin önemli makamlarından bir tanesinde, ülkenin değişik yerlerinde vatandaşlarımıza, milletimize, devletimize hizmet etme imkanı bulduk. Ben bunu niye anlatıyorum? Çünkü biz hep duyuyoruz belli bir şeyleri ama gördüğümüze inanan bir milletiz. Yani bunu özellikle öğrencilerimize söylüyorum. Benim mezun olduğum köy okulu da böyle çok yakın bir yer değildi. İmamoğlu ilçesinden ben Adana'nın belki de en mahrum köyüydü. Yani canlı örneğiniz karşısında, bunu gururlanmak için söylemiyorum çocuklar. Eğer kırsal kesimde okuyan çocuklarımızın kaderi değiştirmek istiyorsak bu kısır döngüyü bir yerden kırmak zorundayız. Bunu kıracak olan da öğretmenlerimiz. Bu da bir gönüllülük işidir, inanç işidir. Hepimiz inanmalıyız. Bunu bu şekilde ifade ettikten sonra birkaç nasihat da ben mezun olacak öğrencilerimize, genel olarak da bir üst sınıfa geçen veyahut da okula yeni başlayacak olan öğrencilerimize nasihat tarzında dinlerlerse birkaç kelam da onlara etmek istiyorum. Belki kavradığınız, anladığınız defalarca söylendi ama bunların en önemlisi, hükmedemediğimiz, belki de elimizden geçtiği zaman en çok değerini anladığımız şey zaman. Zamanımızı çok iyi değerlendirmeliyiz. Yani zaman öyle bir şey ki bizim sürekli mücadele içerisinde geçiyor. Siz şimdi mücadeleye hazırlanma aşamasındasınız. Yani 4 yıl nasıl geçecek diye, çünkü aynı süreçlerden biz de geçtik. Birinci sınıfa başladığımız zaman ya bu 4 yıl nasıl geçecek diye soruyoruz ama kendimize bir bakmışız hayat geçmiş. O sebepten hükmedemediğimiz zamanı çok iyi değerlendirmek adına içinde bulunduğumuz zamanda vazifemizi çok iyi yapacağız. Sizlerin vazifesi de çalışmak. Ve ikinci olarak da şunu ifade ediyorum. Mutlaka bir amacınız olsun, bir gayeniz olsun, bir misyonunuz olsun, bir vizyonunuz olsun. Çünkü bu olduğu zaman bunu elde etmek isteyeceğiz. Hepimiz elde etmek için de çalışmak zorunda olduğumuzu her zaman anımsayacağız. Üçüncü olarak da sizler annelerinizin, babalarınızın, bizler de evlat sahibiyiz. En kıymetli varlıklarısınız. Onlar sizin üzerinize titriyorlar. Sizin iyi bir insan olmak için, iyi bir meslek sahibi olmak için ellerinden gelen her türlü fedakarlığı, çabayı gösteriyorlar. Öğretmenlerinizle beraber, bizler de hakeza. Bütün millet bu şekilde. Çünkü siz bu milletin değerlerisiniz. Bu milletin geleceğini şekillendirecek olan sizlersiniz. Bu devletin daha da ileriye gitmesi için, daha da güçlü olması için bölgesinde sizlerin iyi yetişmiş olması lazım. Biz bu şekilde bakıyoruz. Sizlerden de tek bir şey istiyoruz. Çok çalışmanız. Bu bilinçte olmanız, annenizi, babanızı üzecek, büyüklerinizi üzecek davranışlardan kaçınmanız, onların değerlerini özümsemiş birer insan olarak geleceğimizi şekillendirmeniz. Ben bu duygu ve düşüncelerle bugün mezun olan kardeşlerimizle, yavrularımızla beraber bir üst sınıfa geçen veyahut da diğer okullardan mezun olan bütün öğrenci arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah onlar, biz inanıyoruz, çok güzel üniversitelerde okuyacaklar. Çok güzel üniversitelere yerleşecekler. Ben onlara da şimdiden bundan sonraki eğitim, öğretim hayatlarında başarılar diliyorum. İnşallah Allah onları muvaffak eder. Diğer öğrencilerimize de bir üst sınıfa, demin ifade ettiğim gibi bir üst sınıfa geçen diğer okullardan mezun olan öğrencilerimize de yine başarılar diliyoruz. Bu süreçte de emeği geçen bütün eğitim öğretim camiasını tebrik ediyorum. Herkese başarılar diliyorum. Mezuniyetiniz hayırlı olsun. Memleketimize, sizlere sevgiler. Okul genç beyinlere insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun güvenli yolu öğretir. Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu, uzman ve birer bilgin olmaları lazımdır. Bunu sağlayan okuldur. Okulumuz folklor ekibi hazırlamış oldukları halk oyunları gösterisini sergileyeceklerdir.